Evet, şimdi bölgeye dönelim, sahaya dönelim. Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun'a dönelim hemen. Mehmet Akif Ramallah'ta. Mehmet Akif merhaba. Seni dinliyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Ya şöyle paylaşayım istersen, böyle kısa bir tur yapalım. Gazze'deki durumu zaten biliyorsunuz ama Gazze'den anlattığımız şeyler uzaktan anlattığımız şeyler. Gazze'nin içinde değiliz. Dolayısıyla bu çok önemli bir konu. Gazeteci yok Gazze'de neredeyse. Yerel çalışanlar var. Onlar uluslararası televizyon kanallarına ellerinden geldiğince, imkan buldukça haber geçiyorlar. Ve çok önemli güvenlik riskleri var. Yani sürekli olarak İsrail bombardımanı devam ediyor. Ondan fazla meslektaşımız şu ana kadar hayatını kaybetti. Dolayısıyla aynı zamanda oradan gelen bilgileri, yaşanan dramı ancak telefon açıp ya nedir durum diye sorarak öğreniyoruz. Aktardıklarımız gözlemleyemediğimiz için sadece uzaktan, yani sizin İstanbul'dan aktarmanızdan, birinin Ankara'dan anlatmasından, birinin Paris'ten, Londra'dan anlatmasından çok farklı değil. Neden bunu söylüyorum? Biz çok yakın bir yerdeyiz Gazze'ye. Mesela ben şu an Batı Şeria'da Ramallah'tayım. Çetiner sınır bölgesinde. 2 kilometre sonrası Gazze. Ama tam da böyle bir olaydan söz ediyoruz. O 2 kilometre önünüzde gerçekleşen olayla ilgili sadece gelen bilgileri anlatabiliyorsunuz. Biz mesela bunu Suriye sınırına gittiğimizde yaptığımız yayında gördük. Dedik ki tanklar namlularını doğrultmuşlar şu anda, dizilmişler sınır boyunca ve Kunaytra'ya doğru namlularını çevirmişler. İsrail askerleri burada hazır bekliyorlar gibi bir yayın yaptık. Ya da bir anons çektik. Sonra ne yaptık? Emre ile birlikte baktık İsrail askerleri hala gelmedi. Koştuk tankın yanına gittik. Bir baktık tanklar hurdaymış. Yanında da hiç İsrail askeri yokmuş. Ama uzaktan bir sürü tank görüyoruz. Sadece 300 metre uzaktayken bile gerçekten ne olduğunu anlatamadığımız bir habercilikten bahsediyorum. Ve beraberinde gelen yoğun dezenformatif bilgilerden bahsediyorum. Bildiğimiz bir şey var. O da Gazze'de İsrail gece gündüz havadan, karadan, denizden bombardımana devam ediyor. Ve kara operasyonuna hazırlanıyor. Bildiğimiz ikinci şey, Rusya bugün bir uçak gönderdi Mısır'a. Gazze'nin acilen yakıta, elektriğe, temiz suya, içme suyuna ihtiyacı var. Artık insanlar gıda bulamıyorlar. Günde sadece bir kere oruç tutuyorlarmış, bugün görüştük Bilal'le. Günde sadece bir öğün yemek yiyorlarmış. İlk gün buzdolaplarındaki yemekleri paylaşmışlar aralarında. Çünkü buzdolapları tamamen kapanmış, elektrik gittiği için. Onlar bozulmasın diye onları dağıtmışlar. Sonra daha dayanıklı gıdaları tüketmeye başlamışlar. Sonra işte kara borsadan su bulmaya çalışıyoruz deniyor. Su, bildiğimiz suyu, içme suyunu kara borsadan bulmaya çalışıyoruz. İlk günler buluyorduk, şu an onu da bulamıyoruz. Yakıt, benzer durumlar var. Hastanelerde jeneratörlerin yakıtları yok. Peki Ramallah'ta nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Şimdi siz İstanbul'dasınız. İstanbul'dan Gazze'yi takip ediyorsunuz. Filistinler de Ramallah'tan Gazze'yi takip ediyorlar. Bugün bazı görüntüler paylaştık. İnanın İstanbul'dan takip etmek ve Ramallah'tan takip etmek arasında da çok büyük bir fark yok. Mesafe ne kadar kısa olursa olsun, yaşanan acı ne kadar ortak olursa olsun, Filistinleri etkileyen şöyle bir tarafı var. Çokça dolaştık bugün. Yani yapmaya çalıştığımız şey, Habertürk olarak sınır bölgesine Çetin Erçetin, Hakan Öztürk'le birlikte sürekli sıcak gelişmeleri aktardı. Biz Lübnan sınırına gittik, Suriye sınırına gittik, köyleri gezdik, Hayfa'ya, İsrail'in bu ara kentlerine, sonra Batı Şeria'yı dolaşalım bir de dedik. Oralarda inanılmaz bir sakinlik var. Lübnan sınır hattında mesela çok tuhaf ve değişik bir durumdu. Boşaltılan yerler var. Evet, alışveriş merkezleri, dükkanlar kapalı, İsrail askerleri oralarda dolaşıyor. Ama fiili bir savaş durumu veya sıcak çatışma veya işte sürekli roket atımı, top atımı gibi şey yok. Zaman zaman işte uluslararası haber ajanslarına düşüyor, roket atılıyor ya da İsrail bir operasyon yapıyor. Benzer bir durum Tel Aviv için de geçerli. Tel Aviv kocaman bir kent, 2 tane roket geliyor ve son dakika görüyorsunuz Tel Aviv'e roket saldırıları diye. İnsanların hayatlarını ciddi şekilde etkileyen şeylerden bahsetmiyoruz. Elektriğimiz var, suyumuz var, internetimiz var, güvenli alanlarımız var. Gerçekten güvendeyiz. Gerçekten güvendeyiz. Bunu ailelerimize anlatamıyoruz. Bunu bazen stüdyoda anlatamıyoruz. Güvendeyiz. Ramallah'taki hayatı söyleyeyim size. Bugün gösteriler vardı. Fetih organize etmiş gösterileri. 300 kişi katıldı, katılmadı. Hadi ben diyeyim 300 yoktur da 400 olsun. Katıldı, katılmadı. 15 dakika sürdü. Dağıldılar. Sonra tekrar bir toplanıp tekrar dağıldılar. Ramallah'ta aynı zamanda Filistinliler gösteri yaptı. Gazze'ye destek gösterisi.
Onlar Fetih'e karşı ve İsrail'e karşı yaptılar gösteri. On binlerce kişi katıldı. Bunu niye söylüyorum? Filistin sorununun çözümündeki siyasi uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların derinleşmesine dair bir fotoğraf olarak da söylüyorum aynı zamanda. Ve şöyle endişelerden de söz ediliyor. Şimdi İsrail mesela buradan, İsrail'de çalışan, burada sürekli İsrail plakalı araçlar görebilirsiniz. Ama Filistinler Ramallah'tan Kudüs'e ya da İsrail tarafına geçmek için sınır kapılarında, kontrol noktalarında pek çok belge vermek zorundalar. Ama İsrail'den buraya geçmeniz gayet normal. Hiçbir sorun yaşamazsınız. İki devletli çözüm veya devletler açısından baktığımızda, yani bir Filistin devleti olamaması üzerine söylediğim bir şey bu. Ekonomisi, İsrail ekonomisini bu süreç çok etkiledi. Yani 6.8 milyar dolarlık bir kaybı varmış şu anda İsrail'in. Evet, ekonomik olarak belki şu anda çok zorlamayabilir. Çünkü işte yedek askerleri sisteme dahil etti. Bu ekonomiyi çok ciddi etkiledi. Ama mesela Batı Şeria'nın ekonomisini de etkilemiş. Çünkü burada İsrail'de çalışan binlerce Filistinli var ve İsrail onlara şunu söylemiş. Can güvenliğinizi sağlayamayız bu saatten sonra. Yani İsrailler size saldırabilirler ve hatta hakları saldırırlarsa da o yüzden gelmeyin. Ve Filistinler şu anda İsrail'de çalışamıyorlar. Ekonomik olarak Ramallah'ı da bu süreç etkilemiş. Şimdilik bir miktar, önümüzdeki dönemlerde daha fazla olabilir. Ama Ramallah demeyeyim, Batı Şeria'da elektrik var, internet var. Zaman zaman kırsal bölgelerde ve mülteci kamplarında, şu anda kuzey bölgesinde mülteci kampında İsrail askerleriyle o kamptaki Filistinler arasında orada silahlı bir takım gruplar da olduğu söyleniyor. Bir çatışma yaşanmış, İsrail yasak bölge ilan etti, oraya giremiyoruz şu anda mesela. Ama zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Şu ana kadar olaylar başladığından beri 40 kişi hayatını kaybetti Batı Şeria'da. Ve bunlar İsrail yerleşimcilerin ya da güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenler. Ama hayat çok normaldi. Ben hatta şaşırdım, normalde. Yarın Cuma mesela. Cuma günü de Mescid-i Aksa'da normal şartlarda bu tür durumlarda çok büyük şeyler olabileceğini düşünebilirsiniz. Geçen hafta öyle bir beklenti vardı. Ama Filistinlerin hareket kabiliyetleri çok zayıf artık. İsrail güvenlik tedbirlerini, konuşamadım özür dilerim, çok üst düzeye çıkarmış durumda. En küçük bir olaya çok sert müdahale edebiliyor ve Filistinler de can güvenlikleriyle ilgili endişeliler. Buradaysa hastane vurulana kadar iki gün önce, Alehli Hastanesi'nde yüzlerce Filistinli hayatını kaybedene kadar, üzücü ama gerçek söyleyeceğim, Filistinler arabalarında müzik çalarak dolaşıyor, dükkanlarında açık kahvelerini içiyorlar, sokaklarda hayat normal devam ediyor. Elbette bir öfke ve tepki var. Ama hayat normal akışında devam ediyor. Bugün de gördüğümüz şey buydu. Hayat normal akışında devam ediyor ama kime sorsak, hangi dükkana girsek bir Fethiye karşı bir öfke var. Evet. Yani mevcut Mahmut Abbas'a karşı da bir öfke var. Ve Hamas'ın operasyonu, ilk defa İsrail hep bize saldırırdı, ilk defa biz İsrail'e saldırdık gibi bir yaklaşımları da var. Evet, çok teşekkürler Mehmet Akif. Kolaylıklar diliyorum.